Selamun aleyküm kıymetli dostlar. Yasin-i Şerif'in 17 sırrı faydası üzerinde durmak istiyorum. Bu bilgilerin kitaplarda gizli kalmasını istemiyorum. Siz kıymetli dostlarıma ulaştırmak istiyorum. Belki bir Müslüman kardeşimize faydası olur. Allah razı olsun der, o bana yeter. Kıymetli dostlar, konuşmaya başlamadan önce kanalıma abone olmanızı, beğenmenizi tavsiye ediyorum, istiyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim efendim. Hemen başlayalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın da kalbi Yasin suresidir. İmam-ı Sunusi rahimehullah aleyh Mücerrebat adlı eserinde şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye Yasin-i Şerif'in sırları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın da kalbi Yasin suresidir. İmam-ı Sunusi rahmetullahu aleyh Mücerrebat adlı eserinde şöyle buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali radıyallahu anh'a sana Sure-i Yasin ile tavsiye ederim. Zira onda 20 bereket vardır. Onu bir aç okursa doyar. Bir susuz okursa susuzluğu giderilir. Bir çıplak okursa giydirilir. Bir bekar okursa evlenir. Bir korkan okur ise emniyete nail olur. Bir hasta okursa şifa bulur. Hapiste olan okursa kurtulur. Bir yolcu okursa rahat içinde yolculuğunu yapar. Bir gam ve kederi olan okursa gam ve kederi zail olur, yok olur. Dalalette olan okursa hidayete erer. Bir malı çalınmış ise yerine gelir, diyor sevgili Peygamberimiz. 2. Bir kimsenin yüksek bir makam sahibi bir kişiden bir isteği olsa, 25 defa Sure-i Yasin'i okuduktan sonra, 25 Yasin'i okuduktan sonra, o şahsın nezdine girerse, o şahsın yanına girerse, Allah'ın izniyle son derece hürmet görür. 3. Hasan-ı Şazili Kerremallahu Sırra Hazretleri buyuruyor ki, bir zalimden korkan kimse, Yasin-i Şerif'i okuduktan sonra, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahillezî lâ ilâhe illâ huvel hayyul gayyûm, Bismillahillezî lâ ilâhe illâ huve zül celâli vel ikram, Bismillahillezî lâ yadurru ma'asmihi şey'ün fil ardı ve lâ fissemâi ve huve semî'ul alîm. Allahümme inni e'ûzu bike min şerri'den sonra zulmeden kişinin adını söyleyebilirsiniz. Zulmeden kişiye zalim denir. Bu bir akrabamız olabileceği gibi, bu bir patron veya bir müdür olabileceği gibi bir devlet başkanı da olur. İnşallah biz bu duayı, bu Yasin-i Şerif'i okuduğumuzda o zalimin şerrinden emin olmuş oluruz. Allah'ın izin ve inayetiyle. 4. Her husus için, burada her dilek için, her hacet için, her dert için de diyebiliriz. Her husus için Yasin-i Şerif'i okumayı arzu eden kimse, tam bir abdest alıp yatsı namazdan sonra 2 rekat namaz kılmaya müteakip, yani 2 rekat namaz kıldıktan sonra 41 defa Yasin suresini okur ve her defasında يَا مَنْ يَقُولُ لِشْشَيْءِ كُنْ فَيَكُنْ اِفْعَلْ لِي كَذَا وَكَذَا diye
dua ederse Allah'ın izniyle maksadı hasıl olur. Bu 41 Yasin'i kendisi yalnız başına okuyabileceği gibi kendi akrabalarına, kendi arkadaşlarına da paylaştırabilir. Ancak her Yasin okuyuşta "Ya men yegûlü lişşeyi kün feyekün if'alli keze ve keze" duasını, ifadesini okumak lazım. 5. Bazı havas alimleri buyurmuşlardır ki, havas alimleri ayetlerin sırlarıyla, faziletleriyle, faydalarıyla uğraşan kişilere havas alimleri denir. Evet, bazı havas alimleri buyurmuşlardır ki, esaret halinde bulunan, yani esir veya hapiste veya bir yerde esir hayatı yaşıyor gibi bir hayat yaşayan kimse için, esaret halinde bulunan bir kimse, bu halden kurtulmak niyetiyle, tahareti kamile ile, yani güzel bir abdest aldıktan sonra, 7 gün, yani 1 hafta, 3'er defa Yasin suresini okur ise, Cenab-ı Hak onu esaretten kurtarır. Yani 1 hafta, her gün 3'er defa Yasin okur ise, Cenab-ı Hak onu bu esaretten kurtarır. 6. Bir borçtan halas olmak niyetiyle, yani bir borçtan kurtulmak niyetiyle, gece sabaha karşı kalkıp, güzel bir abdest alıp, kıbleye yönelmiş bir vaziyette oturarak, 3 defa Yasin suresini okur ve bu tertibe 7 gece devam ederse, Hazreti Allah onu borçtan kurtarır. Demek ki 7 gece sabaha karşı kalkacak ve 3'er Yasin okuyacak. Allah'ın izni ile bu borçtan kurtulur. Ki borç, insanı üzüntüye sevk eden, insanın huzurunu kaçıran, yediği yemin tadını kaçıran yüktür. Öyle değil mi dostlar? 7. Bir işte zorluk çeken kimse. Evet, bir işte zorluk çeken kimseden kasıt şu. Gittiği memlekette zorluk çeken kişi olabilir. Okuduğu okulda zorluk çeken bir öğrenci olabilir. Yaşadığı toplumda, komşusundan, ailesinden zorluk çeken bir kişi de olabilir. Her ne sebeple olursa olsun, bir işte zorluk çeken kimse, her bir iş için cuma veya çarşamba gecesi, gece yarısından sonra kalkıp güzel abdest alsın, daha sonra kıbleye yönelerek oturup 1 defa Yasin suresini okuduktan sonra 7 defa şu duayı okusun. Bismillahirrahmanirrahim. Eyyetuhel cema'atul musahhirunel muti'une bihâdihi suretil mübâraketi bihakki enbiyâillâhi teâlâ ve evliyâihi bihakki hâligikum ic'alû kelimeti sâriyeten ve gavli mesmu'an ve makbulen ve kûni mühimmâti ve emittûni ve e'inûni fil ümûri küllihel külliyete ve cüz'iyete bihakki innehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim elvâhan el'acel es-sâ'a. Bir de Türkçe harflerden yazılarını okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Eyyetuhel cema'atul müsahhirunel muti'une bihâdihi suretil mübâreketi bihakki enbiyâillâhi teâlâ ve evliyâihi ve bihakki hâligikum ic'alû kelimeti sâriyeten ve kavli mesmu'an ve makbulen ve kûni mühimmâti ve emittûni
le'e'inuni fil umuri kullihel külliyete vel cüz'iyete bihakki innehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim elvahan el'acel es-sa'a desin. Daha sonra Sure-i Yasin'i yine okusun ve 7 defa aynı duayı tekrar etsin. Bu suretle her defa sureyi hitamında, surenin bitiminde 7 defa duayı okuyarak 7 defa Yasin'i ikmal etsin. Yani her Yasin'den sonra 7 defa dua okuyacak. 7 Yasin okuyacak. Her Yasin'den sonra 7 defa bu duayı yapacak. Allah'ın izniyle her ne muradı var ise, her ne muradı var ise hasıl olur, yerine getirilir Allah'ın izin ve inayetiyle. 8. Kadir gecesi, Berat gecesi veya Mevlüt gecesi sabaha karşı tahareti kamile ile, yani güzel bir abdest aldıktan sonra kıbleye yönelerek oturup 41 defa Yasin suresini okuyarak hacetini, ihtiyacını, dileğini Allah'a niyaz eden kimsenin her muradı hasıl olur. Her ne muradı var ise yerine getirilir Allah'ın izni ile. 9. Yatsı namazından sonra 41 defa Yasin suresini araya dünya kelamı katmaksızın, yani kimseyle konuşmaksızın, yatsı namazından sonra 41 Yasin okuduktan sonra ve bunun bitiminde Bismillahirrahmanirrahim Allahümme in kâne rızgî fissemâi fe enzilhu ve in kâne fil ardı fe ahricuhu ve in kâne fil bahri fe adli'hu ve in kâne ba'iden fe garribhu ve in kâne gariben fe yessirhu ve in kâne galilen fe kettirhu ve in kâne ketiren فَهَوِّنْهُ وَبَارِكْ لِي فِيهِ وَرْزُقْنِي مِنْ حَيْثُ اَحْتَسِبُ وَمِنْ حَيْثُ لَا اَحْتَسِبُ رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا غَدَقًا سَحًا طَبَقًا مُبَارَكًا فِيهِ حَتَّى لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقُكَ عَلَيَّ فِيهِ مِنَّةٌ وَجْعَلْ يَدِي عُلْيًا بِالْإِعْضَاءِ وَلَا تَجْعَلْ يَدِي سُفْلًا بِالْاِسْتِعْضَاءِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Şimdi de Türkçe yazılışını okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme in kâne rızgî fissemâi feenzilhu ve in kâne fil ardı feahricuhu ve in kâne fil bahri feadlihu وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبهنه وبارك لي فيه فارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب رزقا حلالا طيبا غدقا سحا تبقا mübareken fihi hatta la yekunu li ahadin min halqika aliyye fihi minnetun vec'al yedi ulyan bil i'ta'i ve la tec'al yedi suflen bil isti'da'i inneke ala kulli şeyin kadir diye samimi bir kalb ile dua edip yatıp uyuyan kimse ertesi gün rızkını yanında bulur. Rızkı genişler, bereketi artar Allah'ın izin ve inayetiyle. 10. Yasin suresini sabah namazından sonra tahareti kamile, yani temiz bir abdest aldıktan sonra ve samimi bir kalb ile okuyan kimse o gün akşama kadar hiçbir belaya uğramaz. Akşam namazından sonra okuyan kimse sabaha kadar muhafaza olunur. Sabaha kadar bir belaya uğramaz. 11. Her hacet için, yani her dilek için, her ihtiyaç için
abdest aldıktan sonra kıbleye yönelerek 4 defa Yasin suresini okuduktan sonra yine 4 defa bu duayı okur isen, Bismillahirrahmanirrahim, Sübhanel münefisi an külli medyun, Sübhanel müferrici an külli mahzun, Sübhane men ceale hazainehu beynel kafi ve nun, Sübhane men ize erade şeyen en yegule lehu kün feyekün. Ya müferricü ferric anni hemmi ve gammi feracen acilen bir rahmetke ya erhamer rahimin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Şimdi de Türkçe yazılışını okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanel müneffisi an külli medyun, Sübhanel müferrici an külli mahzun, Sübhane men ceale hazainehu beynel kâfi ve nun, Sübhane men ize erade şeyen en yegûle lehu kün feyekün. Ya müferricü ferric anni hemmi ve gammi feracen acilen bir rahmetke ya erhamer rahimin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Evet, bu duayı okumalıdır. Allah'ın izniyle haceti, isteği yerine gelecektir. Hasıl olacaktır. İnşallah. 12. Selamün kavlem min Rabbir Rahim ayeti kerimesini temiz bir kağıt üzerine 5 defa yazıp üzerinde taşıyan kimse, yer ve gök afetlerinden, düşmanın şerrinden ve her türlü bela ve felaketten muhafaza olunur. 13. Bir kağıt üzerine 3 defa besmele ile beraber Selamün kavlem min Rabbir Rahim ayeti kerimesini yazıp şöyle ki Bismillahirrahmanirrahim, Selamün kavlem min Rabbir Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Selamün kavlem min Rabbir Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Selamün kavlem min Rabbir Rahim ayeti kerimesini yazıp yeni doğmuş bir çocuğun üzerinde taşıması sağlanırsa nazardan, cin ve şeytanın tasallutundan emin olur. 14. Psikolojik rahatsızlıklara müptela olan bir hasta üzerine 3 gün sure ile 100'er defa Selamun kavlem min Rabbir Rahim ayeti kerimesi okunur. Artı bir kağıt üzerine bu ayet-i kerime safran ile yazılıp suya konularak 7 gün o sudan içirilir ise Allah'ın izniyle hastalıktan şifa bulur. 16. Gam ve kedere karşı manevi reçete. Bir kimse gam ve kedere müptela olmak istemiyor ise veya çok gam ve kederli, dertli ise bu tertibi uygulayabilir. Şöyle ki, bir kimse herhangi bir hususta gamlanırsa ferahlamak için Yasin suresini baştan sona kadar okumalı, arkasından şöyle dua etmelidir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanel müferrici an külli mehmum. Subhanel müneffisi an külli mekrubin medyun. Subhane men ceale hazainehu beynel kafi ve nun. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yegûle lehu kün feyekün. Fesubhanellezî biyedihi melekûtü külli şeyin ve ileyhi turca'un. Ya müferricül hemmi ferric. Ya müferricül hemmi ferric. Ya müferricül hemmi ferric. Bir de Türkçe harflerden yazılan duayı okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanel müferrici an külli mehmum. Subhanel müneffisi an külli mekrubin medyun.
Subhane men ceale hazainehu beynel kâfi ve nun. İnneme emruhu izâ erâde şey'en en yegûle lehu kün feyekün. Fesubhanellezî biyedihi melekûtü külli şey'in ve ileyhi turca'ûn. Ya müferricel hemmi ferric. Ya müferricel hemmi ferric. Ya müferricel hemmi ferric. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. 16. Bir kimse Yasin suresinin 9. ayeti olan Bismillahirrahmanirrahim ve cealna min beyni eydihim setten ve min halfihim setten fe avşeynahum fe hum la yubsirun. Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler ayeti kerimesini. Düşmandan gelebilecek tehlikeyi karşılamak, zalimin zulmüne engel olmak ve onun perişan olmasını sağlamak için kendisine başvurulacak Kur'an ayetidir. Bu ayet okunur. Yine aynı ayeti kerimeyi bir kimse yatağına yatarken okur ise sabaha kadar o ev hırsıza karşı korunmuş olur. Mücadele halinde okuyan kazanır. Zalime, hak hukuk tanımayan, hak yiyenlere karşı okunursa onlardan korunmuş olur. Allah'ın izniyle. Kıymetli dostlar, Yasin suresinin bu ve buna benzer daha pek çok faydaları vardır. Bunlar dünyaya bakan yönleridir. Ama biz sadece dünya için okumayacağız Kur'an-ı Kerim'i, Yasin suresini. Ahirete bakan yönüyle de okumamız lazım. Ne diyor sevgili Peygamber Efendimiz? Bir kimse Kur'an-ı Kerim okurken okuduğu her harfine 10 sevap verilir buyuruyor. Bir kimse elif, lam, mim dese elif harfine 10 sevap, lam harfine 10 sevap, mim harfine 10 sevap. Elif, lam, mim demekle 30 sevap alıyor, kazanıyor. Eğer bunu samimi, ihlaslı okur ise bu 700, 7000, 700 bin diye katlanarak devam eder. Allah'ın izniyle o sınırı ancak Allah bilir. Çok Kur'an-ı Kerim okumanın çok faydaları vardır. Daha önce görev yaptığım bir yerde bir imam, bir hoca efendi şöyle bir olay anlattı. Hatta biz bu olayı yaşadık. Çok Kur'an-ı Kerim okuyan bir amca var idi. Çok Kur'an-ı Kerim okur idi. Gel zaman git zaman bir gün vefat etti. Sonra hoca onun cenazesini yıkadı. Yıkadığında ne görsün? Eli yüzü nurlanmış, tebessüm ediyordu. Ve bunu bütün cemaate gösterdi. Ben de görmüş oldum. Evet, herkes dedi ki, dünyadayken çok Kur'an-ı Kerim okuyor idi, kimsenin dedikodusunu yapmıyor idi. Mükafatını Allah daha dünyadayken vermiş idi, diyorlar. Allah bize de çok Kur'an-ı Kerim okuyan kullardan eylesin ve dertlerimizi, kederlerimizi Allah gidersin, hacetlerimizi, isteklerimizi yerine getirsin inşallah. Biz onun engin, geniş hazinesinden istiyoruz. Evet, başka bir videoda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun efendim.